Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle harika bir hikayeye sahip olan çizgi roman tarzında aynı zamanda iki boyutlu oynanışa da sahip olan Rocket of Whispers'ın giriş bölümündeyim. Oyunun ilk 10 dakikasını oynayacağım. Eğer beğenirseniz ki beğeneceksiniz adım gibi eminim. Oyuna devam edeceğim. Ne kadar çok beğeni gelirse bu seriye başlayacağım ve sonuna kadar devam edeceğim. Harika bir hikayeyi kaçırmayın. Ben de ilk defa gireceğim. Gözlemlediğim kadarıyla mükemmel bir hikayesi var. Oyun ilk başta çizgi roman şeklinde başlıyor. Daha sonra iki boyutluya geçiyor. Faye, şuraya in hemen. Büyüklerimizin kütüphanesi bizim oyun alanımız değil. Biraz saygı göster. Büyüklerimiz bana istediğim herhangi bir kitabı okuyabileceğimi söylediler. Yani bana izin verdiler. Tebrikler Faye. Şimdi bir yetişkin haline geldin ve kilisemizin cadısı oldun. Bu cadı dediklerini söyleyeceğim size. Cadı dedikleri insanlara aydınlık getiren, hani ilim sahibi olan kişilere cadı diyorlar. Şimdi 46. neslin cadısı olarak yıldızlara doğru parıldayacağız. Hep birlikte. Yani bunlara cennet adına size çok teşekkür ederim. Bunca yıl bana baktınız. Aileler bunun için vardır sevgili Rich. Sen her zaman bizim çocuğumuz olacaksın. Ve her zaman kitap ayaklarının bir kısmı kitapların üzerinde olsun. Çünkü senin rehberliğine ihtiyacımız var. Bütün umutlarımız bu yönden. Acele et Faye. Saklanmalısın. Bekle. Ben bunun için hazır değilim. Güçlü kal. Sevgili Witch, sana söz veriyorum. Hadi acele edin, onu yaşam poduna kitleyin. Witch'i saklamalıyız. Bekle lütfen. Ve o gece Faye'in tüm dünyası karanlığa bürüdü. Gecenin karanlığına diyelim daha doğrusu. Söz veriyorum, uyandığın zaman her şey çok görkemli olacak. İyi geceler, bizim ışığımız ve umudumuz. 46. jenerasyon cadısı Faye Lin. Güç sorunu başladı. Şu anda oksijen durumu düşüyor. Acil durumlar protokolü başlatılıyor. Şu anda uyku podu deaktive edildi. Tamamen sistemler çöküyor. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Tamamen iptal edildi. Sistemler tamamen çöktü. Büyükler...
Herhangi biri var mı? Lütfen bunu Cairopod'u açmak zorundayım. Nefes alamıyorum. Cairopod enerjisini tüketti. Buradan çıkmak zorundayım. Manuel anahtar nerede? Bir şey mi açtım? Resmen donuyorum. Bu hücre çok soğuk. Herhangi biri var mı? Yılındayız. 10 yıldır uyuyorum ve 10 yıl sonra bu şekilde uyandım. Şimdi enerjinin neden tükendiğine şaşmamalı. Ne oldu acaba? Enerji durumu şu anda çok kritik seviyeye inmiş. Hibernation, yani artık önemli bölgeleri idare etmek için gerekli olan elektriği sağlıyor sistemler. Ben bunu açamam çünkü bunun için güç gerekli. Bu ana güç kablosu, belki bunu takip ederek kaynağı bulabilirim. Bataryalar çok tehlikeli durumda. Güç tamamen gitti mi? Enerji kaynağı burada olmalı. Umarım hala çalışır durumdadır. Evet, enerjiyi geri getirdik. Güç geri geldi. Yansıtma işlemleri başlatılıyor. Aa! Faye, uyanmışsın. Elder. Özür dilerim Faye. Böyle bir şeye uyandığın için gerçekten özür dilerim. Eğer gerçekten yıkılmış bir dünyaya uyandıysan lütfen, lütfen bize geri dön. Belki de bir gün kozmosa geri dönebiliriz. Ne, bekle, ne demek istiyorsun? Gitti. Çok güzel ya.
Bu da ne böyle? Kiliseye ne oldu? Ne demek istiyordun? Bize geri dön derken ne demek istiyordun? Sakin ol Faye. Hiç kimse seni geride bırakmayacak. Şimdi gözyaşlarını sil ve uyu. Sen farkına varmadan biz çoktan geri dönmüş olacağız. Beni beklediğinizi söylemiştin. Endişelenme. Kilise güvende. Dışarıdaki insanlar sadece ikna edilmek zorunda. Yakında onları geri göndereceğiz. Yani sana göndereceğiz. Lütfen uyu. Sevgili Witch. Ama geri dönmediniz. Neden? Neden kimse kalmadı? Lütfen. Lütfen. Bu bana söz verilen dünya değil. Yalan. Bana söz verdiniz. Cennet adına, lütfen, lütfen beni bu şekilde terk etme. Evet, Rocket of Whispers girişini yaptık dostlar. Eğer devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.